Başkan çok güzel bir soru sordu. Sonbahardan biz bıraktık dedi. Sonbahardan biz bıraktık tarlacı ara ama bu tarlacı ara kışın çalıştı. Geldi öldü. Onlar öldü, gençler yapıldı diye bu üçe düştü zaten. Bu dönem genç arıların dönemi. Burada tarlacı yok. Kışa bıraktığımız arı neçen ay yaşıyor? İşte o neçen ay yaşıyor biliyor musun? Sen onu soğuk tutarsan buraya kadar yaşıyor. Onu soğuk tutmazsan, çalıştırırsan burada ölüyor. Burada öldüğü için yeni yaptığı yavrularla ancak üç çerçeve oluyor. Bu tehlike zamanı, kırmızı. Tehlike de ama normal burada yaşlı yok. Şubat ayının birinde yumurta koyursa onun içerisinde tarlaçarı var işler. Hayır. O yumurtayı yaptı bak şimdi. Yumurtayı yaptı. Altı çerçeve geldi. Yumurtayı yaptı kışın. Değil mi? Bu yumurtayı burada yaptı mı? Şimdi ben onu anlatmaya çalışıyorum. Kışın burada oturabilirsin. Kışın burada yaptı mı yumurta? Yaptı. Bu yumurtadan burada gençler çıktı mı? Kışın çıktı. Kıştan çıkış, kıştan çıkış. Eylül ayında çıkmış arı. Tamam. Hangi aya kadar yaşar? Mart ayına kadar yaşıyor. Mart ayına kadar tarlacı yaşar mı? Tarlacı yok, arı yaşıyor. Arı yaşıyor ama bak arı tarlacıdır. Ama bak şimdi, bak şimdi bak. Çok önemli bir konu var. Bak. Kış balalarında tarlaşı olmaz. Bak şimdi. Kış nece yaz? Kış balası deyince de neye nezir? Kışına kış balalarında. Kışta arı çıkır ki arı. Başkan, sevgili başkan beni dinle bak. Bir şey söyleyeyim. Şimdi bu arı, bu kış, bu bahar. Tamam mı? Şubat şimdi bu. Şimdi bu kıştan giden arı niye üç çerçeveye düşüyor? Çünkü yaşlılar ölüyor, gençler o sayıyı karşılamıyor. İşte burada yaşlı tarlacı yok. Bunlar ne zaman tarlacı oluyor? O zaman dışarı çıkabilecek. O kırmızıda gösterilen arıların yaşı ne kadar? Bunlar genç, bunlar hepsi yaşı ne kadar? Hiç ayrı. Bir günlük, iki günlük, beş günlük ama tarlacı yok bunların içinde. Bir günlük olabilir mi? Yok, o zaman Şahmet Mellim'in sırada Eylül'de çıkan arılardı. Bu arılar Ağustos'ta çıkıyor. Kış arıları. Kış ayda çıkıyor. Bak şimdi, kış arısı dediğiniz, kış arısı dediğiniz yatıncaya kadar, bak, kış gelip de arı salkım oluşturuyor ya küme, o zamana kadar hiç çalışmamış olan arı kışı çıkar. Daha önce Ağustos'ta, Eylül'de çıkmış olan tarlacı arı, doğmuş olan arı, kışın hepsinde yaşamaz. Zaten bunlar azaldığı için üçe düşüyor. Yoksa niye üçe düşsün? O zaman altıyla gider yaza kadar. Anlaşıldı mı? Peki, geçiyorum o zaman. Şimdi beslemeye devam edeyim, ondan sonra ara vereceğim. Bak, burada çok önemli bir nokta var, efendim. Ben saydım. Eğer arıcı Avrupa standartına uygun bal götürmek istiyorsa da bir arı ailesine bir kilo kandı verse balın terkibine geçer yoksa yok? Bir kilo değil, 10 kilo da versen geçmez. Yeter ki alttan bal alma. Alttan bal almayacaksın. Avrupa standartına bal vereceksen üstten bal alacaksın. Evet. Şimdi orada ben anlatacağım. Şire de vermeye olan. Şimdi ben neler anlatacağımı bilmediğiniz için bir sürü şey anlatacağım daha izin verirseniz bunları anlatacağım. Bak çok önemli bir şey söyleyeceğim. Biraz sonra kat atmayı falan söyleyeceğim. Hamınızdan artık derecede hayal edelim. Hamınızda böyle bloknot var da, ruska da var. Ne sualınız var qeyd eləyim. Bu üç axıra çıxarsam. Bəlkə elə deyəsi sözləri var, çatdıra bilməyəcək. Çıkışa ne eləsin, axırda sualı cevap eləyərik. Olar. Tamam. Teşekkür ederim. Özür istəyirəm, özür istəyirəm. Peki. Sağ olun. Şimdi demek ki biz şerbetle keki ne zaman vereceğiz dersek ilk tarlacı çıktıktan sonra hesap edin 1 Şubat'ta çıkıyorsa ilk yumurta atılıyorsa 15 Mart. 15 Şubat'ta atılıyorsa 30 Mart. O zamana kadar kek veremezsiniz. O çünkü tarlacı yok. Yeni tarlacı çıkmadı. Ondan sonra bakın soyaunu, süt tozu. Ben şimdi soyaunu söyledim. Soyaunu diye satılan sizde soyaunu değil. Soyanın küspesi. Birincisi pişmiş. İkincisi bütün yağı alınmış. Polende %8 yağ var. O olmaz bir. Ondan sonra bir de içinde hayvan yemi olan soyadan elde ediliyor küspe.
insan için olan soyadan un elde edilir. O da insan mutfağında Amerika'da kullanılır. O soya unuyla bizim soya unu farklı. Bizimki soya püspesi hem pişmiş hem yağının tamamı alınmış. Ekstraksiyon sonucu alınmış. Hem de içerisinde staşiyoz dediğimiz arıya zehir etkisi yapan şeker var. Şimdi Amerikan literatürüne bakıyorsun. Amerikan literatüründe kazein verebilirsin diyor. Değil mi? Kazein. Bizimkiler de bakıyorlar diyorlar ki kazein nerede var? Süt tozunda var. E süt tozunda ama laktoz da var. Laktoz da arıya zehir. Niye zehir laktoz? Sizin içinizde bile laktozu hazmedemediği için zehirlenip ishal olan vardır. Değil mi? Süt içtiği zaman ishal olan yok mu? İşte laktoz çünkü laktaz enzimi olmadığı sürece aldığınız zaman sizi hasta eder, zehirler. Hazmedemezsiniz. Arının içinde de bağırsaklarında laktaz enzimi yok. O sebepten dolayı süt tozu da veremezsiniz, tuz da veremezsiniz. Bazısı diyor ki ben tuz vermezsem diyor arı idrara konuyor. İdrara konması mineral ihtiyacını gösteriyor. Siz ona tuz verdiğiniz zaman onu kandırıyorsunuz. Halbuki siz ona içme suyuna konulan tavukların mesela mineralleri var. O minerallerden tavuk sularına verilen oranlarda hazırlayıp suluk olarak yanına koyarsanız bir de temiz su koyarsanız istediğini içsin. O zaman faydalı olursunuz. Tuzu verirseniz arıyı zehirlersiniz. Antibiyotik de veremezsiniz. Antibiyotikler gittikçe şey yapar. Şimdi bahar ölümünü anlattım. Çok kısa soru alabilirim tartışmadan. Kısaca. Sıdır sütün içinde laktoz olur. Evet. Keçi sütün içinde laktoz olur. Yine laktoz var. Bütün sütlerde laktoz var. Sütün şekeri çünkü. O da onun enerjisi. Enerji ihtiyacı. Hayvanın yavrusu için. Şimdi bakın arkadaşlar. Burası biraz anlaşılması zor olabilir. İyice dinlerseniz bir şey söyleyeceğim. Çok önemli bir konuya geldik. Hepimiz kış arı ölümlerinden bahsederiz. Ama hiçbirimiz baharda arı ölümünden bahsetmeyiz. Çok. Aslında bahardaki arı ölümleri daha çok. Evet. Neden biliyor musunuz? Şimdi arı hızlı gelişiyor. Diyelim ki 10 çerçeve oldu. Arının bu gelişme döneminde arı 10 çerçeve olduysa bunun 8'i gençtir aşağı yukarı 2'si tarlacıdır. E dışarıda da çiçek kara diken açmamış mesela. Öteki dikenler yok. Bahar bitmiş. Ne var dışarıda yiyecek? Hiçbir şey yok. E o dönemde arının ihtiyacı çok fazla değil mi? E hepsi yavru çoğunluk. 2 çerçeve arı var tarlacı. Geride 8 çerçeve genç var, yaptıkları yavru var, bu 2 çerçeve arı gidecek, hem onu besleyecek, hem yavruyu besleyecek. Bu mümkün değil. İşte bu dönemde içinde bal olduğu halde arı o balı yemeyip daha sonraki yavrulara bırakmak için depoda tutar, kendisi yemez. Kendisi yemediği zaman vücut ağırlığından kaybeder. Yavru beslerken vücut ağırlığının %35'ine kadar, 35% yavrusuna aktarır, kendi posası kalır. Ve bu arı daha sonra tarlacı olduğunda size bal yapamaz. Bu dönemde çok iyi beslenmesi lazım. Bu dönemde bakarsın arı 10 çerçeve, çok iştahlı, çok dolu ama 3 gün yağmur yağmış, arı bitmiş. Neden? Çünkü arı yemediği için birden bakarsınız tamamı ölmüş olabilir. Bir günde. Ya da bakın arının yarısı öldüğü halde anlamayabilirsiniz. Niye? Şimdi bir çerçeve üzerindeki arı sayısı hava sıcaklığına bağlı olarak değişir. Örnek vereyim, örnek. Diyelim ki hava 20 derece. Her bir çerçevede 2000 arı var. Öyle olması lazım. Soğukta sıkışıyor ya. 25 derece oldu. Her bir çerçevede 1000 arı var. Hava sıcaklığı yükseldi. Şimdi baharda 20 dereceyken 10 çerçeve arı 20.000 arı var içinde. 2'şer binde. Ama hava 25'e çıktı. Yarısı öldü. 10.000 arı kaldı. Ama hava sıcaklığı 25'e çıktığı için her bir çerçevede 1000 arı olacağı için arı yine 10 çerçeve. Arıcı baktığı zaman diyor ki benim arım aynı duruyor. Yok diyorum ben, senin arın aynı durmuyor. Yarısı öldü. Sen haberin yok.
Yok diyor, duruyor o çerçeve. Peki tekrar 20 dereceye düştüğü zaman senden görüşürüz diyorum. Tekrar 20 dereceye düştüğünde her bir çerçevede 2000 arı olması gerektiği için arı 10 çerçeveden 5 çerçeveye çekiliyor. İşte o zaman arının yarısının öldüğünü anlıyorum. Biz bunu nerede yaşıyoruz? Sıcak bölgede 2 kat arıyı alıyoruz, soğuk bir yere götürüyoruz. Yüksek 1000 metreye götürüyoruz. Arı aslında 10 çerçeve 1000 metrede. Aşağıda Bakü'de 20. Yukarı çıkardım 1000 metre yukarı. Arı 10 çerçeveye çekildi. Dedi ki arı zayıfladı, azaldı. Azalmadı. Arı aynı arı. Ne oldu? Arı çerçevedeki sayıyı arttırdı. Şimdi arı öldüğü zaman arıcı bunu çerçeve üzerindeki arı yoğunluğundan anlayacak. Bakın şimdi şu resimde benim elimde bir çerçeve var. Normalde bir kuluçka çerçevesinde bu kadar mı arı olur? Daha fazla olması lazım. Peki ben size bir soru soracağım. Hep kendinizi düşündüğün diye böyle kafanızı yorun diye anlatıyorum bunları. Arı 10 çerçeve bir defa oğul verdi. Kaç çerçeve arı kaldı içinde? Yarısı gider değil mi? Her oğulda yarısı gitti. 5 çerçeve arı mı kaldı? Evet. Peki 10 çerçeveye göre yavru var. Ne yapacak? 10 çerçeveye dağılacak değil mi? Bir daha oğul verdi, ne yapacak? Arı sayısı 2,5'a düştü. 10 çerçeveye dağıldı. Ne oldu yavrular? Soğukluyor. Ya yavru çürüklü, evet. Ya nösema geldi. Ya da yavruyu atacak değil mi? Bak. Yavruyu atacak çünkü yavru ölmüş. Bırakırsa zaten hastalık olacak. O zaman arıcı İki şeye çok dikkat edecek. Birincisi, hava sıcaklığına bakıp arının geliştiğini veya genişlediğini anlaması lazım. Arı genişliyor, yayılıyor mu? Yoksa sayı olarak çoğalıyor mu? Arı her petek istediğinde peteği verirsen arkasından gelecek soğuk havada ne olacağını bilemezsin. Bölme tahtası orada lazım işte. Bölme tahtasını koyarsın, havaya bakarsın. Hava normal gidiyor. Arı çok şiddetle tepki gösteriyor, tırmalıyor tahtayı. Bir tane petek koyarsın. Ama orayı boş bıraktın, koydun, dalak yaptı. Dalak mı diyorsunuz siz? Böyle. Ha bu dalak yapıyor, bir tane atayım. Ertesi gün bir daha yaptı. Sıcağa göre yayılıyor. Bir daha yaptı, bir daha yaptı, attı. Arkasından soğuk geldi. İşte hastalığa zemin hazırladı. Sebep oldu. Halbuki bekleyeceksiniz. Başka şeyler, bununla bağlantılı başka şeyler de anlatacağım. Şimdi başka bir şeye geleyim. Şimdi o bahsettiğim arıların öldüğü dönem var ya, o dönemde çerçeveye baktığınız zaman yavru çerçevesinin üstünü böyle boş görüyor musunuz? Bakın şöyle boş, iki katlı bu kovan, üstü boş değil mi? Sizde de oluyor mu? Evet. Oluyor. Peki üstü böyle boş kalmış olan bir arı daha sonra size bal yapar mı? Bunlar malül yetişiyor, malül. Sakat yetişiyor. Buna bakan arı da sakat yetişiyor, bunun baktığı yavru da sakat yetişiyor. İşte bu bal yapmaz. Adam bana telefon açıyor, kestane zamanı. Bak bu kestane zamanı, çiçek açmış. Adam diyor ki, hocam yetiş diyor, Bursa'da. Niye dedim? Arılar dedi kestane çiçeğine gidiyor, yapışıyor. Kestanede tutkal mı var acaba? Arıyı tutuyor. Arı kalkmıyor kestaneden sonra. Şimdi ben gitmesem bize hoca üşendi. Ben gidiyorum. Arıya gireceğim. Bana diyor ki kövük maske istemez misin? Yok diyorum istemem. Niye diyor sen arıdan korkmuyor musun? Ben korkmaz olur muyum? Herkes korkar. Üç tane, beş tane birden saldırdım arkasından hücum ettiler mi ölürsün. Ben korkarım da senin arının korkulacak hali yok ki. Bak kovanı açmışım üstünde bir tane arı var mı? Halbuki biraz sonra göreceksiniz 61. sayfada Özbekistan'da çektirdiğim bir resim var. Ben orada da maskesi açtım. Üstüm arı dolu. Orada sokma işinin sebebi başka. Arı mutlu. Ben de usulüyle göre açmışım. Orada sokmuyor.
E burada adam zaten acından kalkacak halde değil. Çiçeğe gitmiş, çiçek onu yakalamamış. Arı çiçeği yakalamış, arı bırakmıyor. Bıraksa düşecek. Mecari yok. İşte o sene bal olmadı. Ve kardeşim bal olacaktı da senin arın var mı bal olacak? Arı oğul vermiş. Ya da sen bölme yapmışsın. Ha gelişti maşallah dedin, ayırdın. E o garibim 10 çerçeveye göre yavru yapmış, 20 çerçeveye göre popülasyonu kurmuş, ayarlamış. Sen onu aç bırakmışsın. Aç kaldığı için kendi yavru besleyen yarın çiçekte tarlacı olacak, kan derecesi, kanı aç kalmış, etlerini, kaslarını yemeye başlamış. %35 ağırlık kaybediyor. Ne kalıyor geride? Kabuk kalıyor arının içinde. Çalışacak gücü yok. Bir deri, bir kemik. İşte o zaman o dönemde bile arının çerçevesinin, yavru çerçevesinin üstü ve kenarları balla dolu olmak lazım. Şimdi senin soru, elçin miydi? Evet. Elçin, şimdi senin soruya geldi. O dönemde sen arıya şeker ver, istersen 10 kilo ver. Bu 10 kilo şekeri verdiğin zaman bunun yanında, üstünde, her yerinde sırlı bal olacak. Ve bunun olması, arının top olmasını, daha sonra sana iş yapmasını sağlayacak. Bu dönemde aç bırakırsan arıyı o sene bitti. Malüller ordusu yetiştirdin. Savaştan çıkmış, yığılmış, yıkılmış. Bundan anlaşıldı mı? Orada bir mey lazımdı da. Efendim? Kandil. İşte bu dönemde hem kandil vereceksin hem de yavru faaliyetleri azaldığı için o zaman dipfrizden polen çıkarıp polen de vereceksin. Yavru yapacak çiçek de yok. Şimdi o dönemde bir tek kestaneye çalışıyorsa bir tek kestane çiçeğiyle yavru yaptıramazsın. O da sağlıksız olur. Bakın mesela giderim mısırdan polen toplar yavru yapmak için. Mısırın protein oranı kaçtır polenin biliyor musunuz? %4. %4 neyle besleyecek? %4 mısır proteini yediği zaman arıyı besleyemezsin. Baharda arının çok çeşitli polen bulduğu dönemde alacaksın, onu saklayacaksın. Ne zaman yavru yapmasını istiyorsun o zaman o keki vereceksin. Kandil ayrı, polen keki ayrı. Anlaştık mı? Şimdi mesela soya oluyu verdin veyahut da kazein verdin veya süt tozu verdin. Arının ihtiyacını karşılamaz. Sadece ergin arının vücudunda kaybetmiş olduğu bir miktar proteini geri kazandırmak için kullanırsın. Onu da kullandığın zaman işte o farkı görüyorsun. Yani aç kalmış arılara bir parça can suyu vermiş oluyor. Hayat suyu. Halbuki biz onu doğru beslemiş olsak o zaten süt tozundan, soya unundan, kuru polen